Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bilimsel yöntem ve bilimsel çalışma basamaklarından bahsedeceğiz bu videomuzda. Şimdi bilimsel yöntem kullanılarak tabii ki bilimsel çalışma basamakları oluşturuluyor. Milli Eğitim kitabında bu farklı farklı bölümlerde yazabiliyor. O yüzden farklı ünitelerin içerisinde görebilirsiniz ama biz güncel yayınlanan normal okullarda, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Liselerinde kullanılan kitaptaki müfredat sırasına koyduk videomuzu. En sonunda da laboratuvar malzemelerinden de biraz bahsedeceğim. Pek laboratuvar malzemelerinden hocalarınızın soracağını zannetmiyorum ama bilimsel yöntem ve bilimsel çalışma basamakları bizim için önemli konular. Hadi başlayalım. Müzik Şimdi öncelikli olarak bilimsel yöntemden bahsedeceğiz. Bilimsel yöntem ne demek? Gözlem ve mantık birleştiği zaman bilimsel bir yöntem açığa çıkıyor. Bilimsel çalışmalar yapılırken de tabii ki bu bilimsel yöntemler kullanılıyor. Her branşta farklı farklı ara basamaklar olabilmesiyle birlikte genel anlamda genel hatlarına baktığımız zaman bilimsel bir çalışmada belli başlı basamaklar takip ediliyor. E bu basamakların içerisine baktığımız zaman gözlem yapma, veri toplama, Hipotez kurma, hipoteze dayalı tahminlerde bulunma da bu basamakların içerisinde bulunacak. Kontrollü deneylerle tahminler denenecek. Eğer kontrollü deneyler tamam senin hipotezin doğru derse çalışmaya ilerlenilecek. Eğer kontrollü deneyler hipoteze hayır doğru değil bu derse tekrar yeniden bir hipotez oluşturulacak gibi bizim sıralı bir basamaklandırma sistemimiz olacak. Hemen tabii ki bu basamaklardan bir bahsedeceğim size. Şimdi açık açacağız bunları ama verilenlerden bir bahsedelim. Şimdi öncelikli olarak bizim gözlem yapmamız gerekiyor. Gözlem yaptığımız zaman da bu gözleme bağlı olarak elde edeceğimiz veriler olacak. Verilerimizi de elde ettik, gözlemleri yaptık. Yani problem dediğimiz kısma gelmiş olduk. Problemin belirlenmesi olayı gerçekleştirilecek. İşte burada biraz sıkıntılanabiliyorsunuz. Bazı okul hocaları problem belirlenir önce verip sonra gözlem yapılır diyor. Bazı hocalarda gözlem yapılır problem belirlenir diyor. O yüzden hocanız hangisini öne yazdıysa onun dediğine e, kulak vererek yazılı da soruları çözün diyeyim. Çünkü Fen Lisesi kitabında önce problem belirleniyor sonra gözlem yapılıyor normal diğer kitabımızda önce gözlem sonra problem kısmı geliyor burada okul hocasının size nasıl verdiği önemli onun dediği sırada yazılı da yazmaya çalışın ki puanı o verecek ya ee, oradan yapmış olalım diye Sonuçta gözlem yaptığı veri topladık ve problemlerimizi belirledik bu problem belirlendiği zaman problemi kapsayan eldeki verilere uygun bir hipotez oluşturacağız hipotez bizim için geçici çözüm yolu olacak yani bizim için kısa Sa cümleler olacak, çözüme yönelik, probleme yönelik bir cümleden bahsediyoruz. Daha sonra hipotezimize dayalı tahminlerde bulunacağız. Eğer bu sorunun sebebi bu ise, şöyle şöyle bir şey yapılmalıdır gibi uzun cümleler olacak. Tahminlerimize dayalı kontrollü deneyler yapacağız. Bir deney grubumuz, bir kontrol grubumuz olacak. İki tane sonuç çıkabilir. Benim tahminlerim hipotezimi doğrulayabilir. Eğer tahminlerim hipotezi doğrularsa, diğer bilim insanları da bununla ilgili çalışmalar yapacak. Diğer bilim insanları da çalışmalar yaptı. Herkes aynı sonuca ulaştı. Benim hipotezim doğruymuş. O zaman bizim hipotezimiz artık gerçek halini alacak. Ama ikinci bir alternatifimiz daha var. Yaptığım kontrollü deneyler hipotezimi doğrulamayabilir. Yaptığım deneylerin sonucunda hipotezimin doğru olmadığı ile ilgili bir çıkarımda bulunabilirim. O zaman tekrardan problem belirlemeye, gözlem veri toplamaya gerek yok. Hipotezimizi değiştireceğiz. Problemin çözümü şu değilse problemin çözümü budur deyip hipotezi değiştireceğiz. Hemen şunu belli bir yere koyayım. Tekrardan geleceğim. Şimdi gözlem dediğimiz zaman gözlem aslında etrafımıza bakarak bir problemle ilgili bilgi toplama işimizdir. Bu bilgi toplama işini gözlemlerimizi bir nicel gözlem bir de nitel gözlem olmak üzere iki şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Nicel gözlem dediğimiz zaman daha güvenilir gözlemlerden bahsediyoruz. Çünkü ölçme aletleri kullanılarak yapılıyor. Nitel gözlemlerde ise duyu organlarımızdan, duyularımızdan faydalanarak gözlemler yapıyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela hava eksi 10 santigrat derece. Havanın eksi 10 santigrat derece olmasını ölçen termometre adını verdiğimiz bir alet var. Yani ölçme aleti kullanarak yaptık. Sana, bana, ona, buna göre bu değişmez. Herkese göre hava eksi 10 santigrat derecedir. O zaman bu bizim için ne oluyor? Nicel gözlem dediğimiz gözlem oluyor. Hava çok soğuk. Bak bunu duyu organlarımla algılamışım. Ben diyebilirim ki ay hava çok soğuk. Sen diyebilirsin ki ya hocam serin ama o kadar da soğuk değil. Sana, bana, ona, buna göre değişiyor. O zaman değişiyorsa bu bizim için nitel gözlemdir. Nicel gözlemlerin daha güvenilir olmasının sebebini anlıyor muyuz? Çünkü herkes için aynı şey geçerli. Boyu 1.70 santim. He, ölçmüşler metreyle. Ölçtükleri zaman boyunun 1 metre 70 santim olduğunu bulmuşlar. O zaman bu bizim için yine nicel gözlemdir. Suyun rengi yeşil. Bu aslında şöyle oluyor. Bazen deney tüplerine bakıyorlar ya da şöyle hayal edebilirsin. Arkadaşının gözüne bakıyorsun. Aa diyorsun senin gözün biraz maviye çalıyor. O da diyor ki niye maviye çalsın? Benim gözlerim aslında yeşil. Işık vurunca yeşil oluyor, karanlıkta mavi oluyor. Demek ki bunlar da yine duyu organlarıyla algıladığımız için kişiden kişiye değişiyor. Senle ben gittik bir deney tüpüne baktık. Deney tüpünün içindeki sıvıya ben dedim ki bunun rengi yeşil. Ya hocam çok yeşil değil aslında. Bence biraz işte maviye de kaçıyor. Tam kahverengi değil hocam sanki siyaha da çalıyor. Duyu organlarıyla yaptığımız için bunlar bizim için nitel gözlemlerimizdir. Ama burada da yine kaçırmayacağımız bir şey olacak. Gençler sorularda dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi rakam gördüm yapıştır nicel olmuyor. Neden olmuyor? Ağacın boyu 15 karış demiş. Şimdi karış dediğin şey elinle ölçtüğüm birim değil mi? Benim ellerim kocaman o zaman ben ölçtüğüm zaman benim benim 15 karışımla senin veya küçük 51'inin 15 karışı birbiriyle aynı olmaz. O yüzden rakam var ama sana bana göre yine değişebiliyor. O yüzden bunlar bizim için nitel gözlem olacak. Bahçe 10 adım, sınıf 10 adım. Açmış ayaklarını 10 adım, 10 adım saymış buraları. Ama bunun bacak boyuyla başka birinin bacak boyu birbirinden farklı olabilir. Bunun 10 adımda daha gittiği bahçede başka biri 8 adımda gidebilir. O yüzden her rakam gördüğüm nicel gözlem demek değil. Ölçme aletinin olup olmaması bizim için önemli. Bahçe 10 adım dediğimiz zaman da bu da bizim için nitel gözlem dediğimiz gözlem olacak gençler. Sonra verilerden bahsedelim. Veri dediğimiz zaman gözlem sonucunda elde etkilen bilgilerdir. Mesela bizim bir sorunumuz olsun. Bu sorunumuzda kanser hastalığı olsun. Biz kanserli hastalığa ile ilgili gözlemler yaptık. Onların işte atıyorum vücut sıcaklıklarını ölçtük. Onların bağışıklık sistemiyle ilgili bazı bilgiler edindik. Vücutlarında meydana gelen değişiklikleri gözlemledik. Sonra bu elde ettiğimiz gözlemleri yazdık. Bunlar Bizim elde ettiğimiz bilgiler ya gözleme dayalı, artık veriye dönüşmüş oldular. Kanser hastalarının vücut sıcaklıkları şudur. Artık elimde bir veri var. Kanser hastalığına yakalanmış kişilerde ten rengi şöyle olur. Artık elimde bir veri var. Bu verilerime bağlı olarak da ben bir hipotez kuracağım. Hipotez neymiş? Probleme karşı oluşturduğum geçici çözüm yoludur. Mesela dedim ki kanser hastalığının sebebi hücre zarının bozulmasıdır. Bu bir hipotezdir. Şimdi bu hipotezi tahminlerle desteklemeli ve kontrollü deneylerle desteklemeliyiz. İyi bir hipotez yazmak istiyorsan, iyi bir hipotez oluşturmak istiyorsan bir kere oluşturduğun hipotez denenebilir olmalı. Sen bir hipotez ortaya attın ama bu denenebilecek bir şey değil. O zaman bu iyi bir hipotez değildir. Mesela dünyanın oluşumu şöyle meydana gelmiştir. Tekrar bunu deneyemiyorsun. Üstünde bir çalışma yapamıyorsun. Hipotez dediğin şey denenebilir olmalı. Eldeki verilere uygun olmalı. Yeni verilere de açık olmalı. Daha sonra hipoteze dayalı bir tahmin oluşturacağız. Bizim hipotezimiz neydi? Kanserin sebebi hücre zarının bozulmasıdır. Tahminler biraz daha uzun cümle olacak. Eğer kanserin sebebi hücre zarının bozulması ise tüm kanserli hastalarda hücre zarı bozuk olmalıdır diye bir tahminde bulunduk. Tahminimize dayalı da bu sefer kontrollü deneyler yapacağız. Kontrollü deneylerde de iki tane değişkenimiz olacak. Bir kontrol grubu bir de deney grubu olmak üzere. Kontrol grubu burada ne olabilir? Mesela kanserli hastaları aldık 100 kişi. 50 tanesine hiçbir şey yapmadık. Bu bizim kontrol grubumuz. 50 tanesinde de hücre zarını keşke olsa iyileştirebilecek bir tane ilet, ilaç verdik. Hücre zarındaki bozulmayı iyileştirecek ilaç verdiklerim iyileşti. Kontrol grubundan hasta olmaya devam ettiler. O zaman benim hipotezim doğru. Hücre zarındaki bozulma bu olaya sebep oluyormuş. Hücre zarındaki bozulmayı çözdüğüm zaman kişiler iyileşmiş oldular. Maalesef ki böyle bir ilacımız yok. Ama mantık bu şekilde ilerleyecek. Hiçbir şey yapmadığın, ona etkisine karışmadığın kontrol grubu olacak. Bir de bizim değişkenler bulunduran, parametrelerini değiştirdiğimiz deney grupları olacak. İlaç vermek gibi örnek üstünden de anlatacağım birazdan size. Kontrollü deneylerde iki tane değişkenimiz var. Bunlardan bir tanesi bağımsız değişken dediğimiz değişkendir. Bağımsız değişken benim değiştirdiğim, hiçbir şeye bağlı olarak değişmeyen, kendiliğinden değişik koyduğumuz değişkenimizdir. Bağımlı değişken ise buna bağlı olarak değişen değişkenlerdir. Çok fazla değişken değişken diyorum kelimeler karışıkmış gibi geliyor ama hemen örneğini göstereyim. Ondan sonra ne demek istediğimizi anlayacağız. Mesela ben bir deney yapmışım. Deney yaptığım zaman üç tane bitkiyi almışım. 3 tane bitkini de birbiriyle özdeşmiş. Hepsini 30 santigrat derecede tutmuşum. Hepsine 100 mililitre su vermişim. He, birincisine yani A kabında bulunana güneş ışığı vermişim. B kabında bulunana kırmızı ışık vermişim. C kabında bulunana yeşil ışık vermişim. Bu bizim için nedir? Aslında kontrollü deneydir. E güneş ışığını verdiğim benim kontrol grubum, Kırmızı ışıkla yeşil ışığı verdiğim ise benim için deney grubum. Saksıları böyle bekletmişim 10 gün boyunca. A saksısındaki bitkinin ne kadar uzadığını görmüşüm 8 santim. B saksısındaki bitkinin 6 santim uzadığını. C saksısındaki bitkinin de 2 santim uzadığını görmüşüm. Burada neyde bağımlı değişken kim? Bağımsız değişken dediğimiz kim? Şimdi bağımsız değişken benim direkt değiştirdiğim şey değil miydi? O zaman ben neyle oynamışım? ışığın rengiyle oynamışım. O zaman ışığın rengi bizim bağımsız değişkenimizdir. Etkisi araştırılan değişken. Işığın renginin değişimine bağlı olarak bitkilerin uzama miktarı farklı olmuş. O zaman ışığın rengine bağımlı oluşan ise uzama miktarıdır. Bitkilerin uzama miktarları birbirinden farklı olmuştur gençler. Kabaca tekrar söyleyecek olursam deney düzeneğini kurduk. Deney düzeneğinde benim değiştirdiğim bağımsız değişken bağımsız değişkene bağlı olarak değişen ise bağımlı değişken dediğimiz değişken olacak. Sonra teori ve kanun adını verdiğimiz kavramlar var. Teoriyle kanunu birbirine çok karıştırabiliyoruz. Hatta bunların arasında sanki hiyerarşik bir sıra varmış gibi düşünebiliyoruz. Teori dediğimiz zaman doğada bir olay meydana geliyor. Bu olayla ilgili arkasında güçlü deliller bulunan açıklamalara teori ismini veriyoruz. Mesela hücre teorisi var. Tüm canlılar hücrelerden oluşur. Hücreler canlının en küçük yapı birimidir. Hücrede metabolik e, olaylar meydana gelir gibi cümleleri kurduğum hücre teorisi ise araştırma yapmışlar, bakmışlar tüm canlılarda evet hücre var, metabolik olaylar orada gerçekleşiyor. Arkasında güçlü deliller var. Bilim insanları çalışmış, bunun aksini iddia edecek bir şey bulamamışlar. Kanun dediğin şey ise bir olayın belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini tarif ediyor. Yani bunların arasında teoriler zamanla kanuna dönüşür gibi hiyerarşik bir durum söz konusu değil. Mesela yer çekimi kanunu var. Yer çekimi kanunu ne diyor? Dünyada diyor, bilmem yer çekimi ivmesi şu kadarken havadan attığın kalem yere düşer diyor. Bak ne yaptı? Belli şartlar altında dünyadasın, Ekvator'a şu kadar uzaklıktasın, yer bilmem ne eğmesiyken attığın kalem yere düşer dedi. Bu dediği uzayda olmuyor. Olayın yeri belli. Nasıl gerçekleştiğini tarif etmiş. Oluyor. O yüzden de kanun bir olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayacak. Mesela Mendel kanunlarında da aynı mantık var. Genler var diyor. Mayoz bölünme yapıldığı zaman bu genlerden bir takım yumurta veya sperme gider diyor olayın şartları belli ve nasıl gerçekleştiği belli oluyor. Teoriler ise kanunları açıklamaya çalışıyorlar ve neden sorusuna cevap vermeye çalışıyorlar. Yıldız, yıldız, yıldız. Teoriler zamanla kanuna dönüşmezler. Hücre teorisi ispatlanacak, ispatlanınca hücre kanunu olacak diye bir şey yok. İkisi birbirlerinden farklı kavramlardır diyebiliriz. Gençler yine tekrardan laboratuvar araç ve gereçlerine gelmeden şuradan bir göstermiş olayım. Ne yaptım? Gözlemler yaptım. Gözlemlerime bağlı olarak tabii ki bir veri topladım. Verilerimin de ışığında problemimi belirlemiş oldum. Daha sonra belirlediğim problemlere dayalı olarak hipotez kurdum. Hipotez geçici çözüm yoluydu. İyi bir hipotezin de tabii ki denenebilir olması lazımdı. Eldeki verilere uygun olması lazımdı. Başka verilere, başka çalışmalara da açık olması gerekiyordu. Sonra hipoteze dayalı bir tahminde bulunuyorum. Eğer bunun sebebi bu ise, burada böyle olmalıdır gibi tahminlerimi de kontrollü deneyler ile denetleyeceğim. İki tane sonuç elde edebilirim. Tahminler kontrollü deneyime desteklemeyebilir. Hani kanser hastalığından bahsettim ya ilaç verdiğim grup da iyileşmedi. O zaman kanserin sebebi hücre zarının bozulması değilmiş. Hücre zarını bu iyileştirecek ilacı verdiğimde de yine iyileşme olmuyor. O zaman hipotezimizi değiştireceğiz. Kanserin sebebi bilmem nedir gibi başka bir çalışma yapacağız. Ama eğer sonuçlar hipotezimi desteklerse başka bilim camiaları tarafından başka bilim insanları tarafından da tekrar tekrar çalışmalar yapılacak. Onlar evet biz de yaptık. Bak bunu da yaptık, bunu da yaptık. Senin dediğin doğru diyecekler. Hipotezlerimiz de gerçek halini almış olacak. Daha sonraki konumuz laboratuvarda kullanılan araç ve gereçlerle ilgili bir konu. Ee, sadece isimlerini vererek geçeceğim. Biliyorsunuz laboratuvarda bir sürü alet kullanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi damlalıktır. Aldığımız sıvıyı bir yerden bir yere doğru götürmemizi sağlar. Bir sürü neşter gibi aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Kesmemizi sağlıyor. Deney tüpleri üzerinde rakamlar bulunur. Sıvıların ölçülmesini, bazı tepkimelerin gerçekleşmesini sağlar termometre dediğimiz zaman sıcaklığı ölçen bir alet olduğunu zaten biliyorsunuz. Üç ayak dediğimiz zaman bazen ortaları boş oluyor. Aşağıdan bir ocak yakılıp yukarıya konulan malzeme ısıtılabiliyor. Mezürgine bizim için bir ölçme kabıdır. L şeklindeki cam borumuz var. Büzgen kıskacı dediğimiz tüpleri havada tutmamızı, ölçmemize yarayan aletlerimiz var. Spatül dediğimiz zaman tahta aletler, bagetler böyle camdan oluyorlar. Genellikle karıştırma işlemine veya demirden olup karıştırma işlemine yaramış oluyorlar gençler. Böylelikle bu konuyu bitirdik. Dediğim gibi kısa bir konuydu. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına Thank you,